zalime korku, ülkesine güç, milletine hizmetkar, vatanına aşık lider geliyor. Milletimizin onuru, ülkemizin gururu, Anadolu'nun yiğit evladı, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte millet, işte milletle sevdalı lider, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bize her şey size hatırlatıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendi sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. İşte teşkilat, işte lider, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Hiçbir güç karşısında eğilmeyen, milletine sevdalı, milletine hizmetkar lider. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Buyurun, buyurun. Değerli Siirtliler, değerli hemşehrilerim, AK Parti teşkilatlarımızın kıymetli mensupları, değerli dava arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Dışarıda salonun neredeyse iki misli bir katılımcı kardeşlerim vardı. Tabii onları selamlamadan salona giremezdik. Selamladık ve şimdi sizinle beraberiz. Coşku bir başkaydı. Heyecan bir başkaydı. Şimdi bu salondan Baykan'a, Eruh'a, Kurtalan'a, Pervari'ye, Şirvan'a ve elbette Tillo'ya selamlarımı gönderiyorum. Bu muhteşem salondan tüm Siirt'e, Siirt'in ilçelerindeki, köylerindeki her bir kardeşime sevgilerimi yolluyorum. Değerli kardeşlerim, ilk kongremiz vesilesiyle bir kez daha evliyalar, alimler, arifler şehri Siirt'te olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Kongremizin teşkilatımız için, Siirt'imiz için, ülkemiz için, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bu güzel birlikteliğimizin her geçen gün gelişen halkının her şeyden önce bu heyecanı bugün farklı bir şekilde yaşadığı Siirt için yeni bir dönemin kapılarını aralamasını ümit ediyorum. Siirt teşkilatımızın tüm mensuplarını kurulduğu günden bugüne kadar partimizin
çatısı altında emek vermiş tüm kardeşlerimi gayretlerinden ve fedakarlıklarından dolayı kutluyor, kendilerine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, partimiz çatısı altında mücadele etmiş. Ancak bugün aramızda bulunmayan, vefat etmiş bütün kardeşlerimize de Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sözlerimin hemen başında, asırlardır bu toprakları aşkla, hikmetle, ilim ve irfanla yoğuran tüm gönül erlerini kemali edeple yad ediyorum. Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam meftunu olan Veysel Karani Hazretlerine, İsmail Fakirullah Hazretlerine, İbrahim Hakkı Hazretlerine bir kez daha Yüce Mevla'dan rahmet ve mağfiret diliyorum. Rabbim bizleri o hak aşıklarının yolundan ayırmasın. Kardeşlerim, bugün 3 yıllık bir ayrılığı vüslata dönüştürüyoruz. Bugün 3 senedir yüreğimizi yakan hasrete artık bir son veriyoruz. Böylesine muhteşem bir atmosferde gönüllerimizi buluşturan Rabbime sonsuz hamd ediyorum. Rabbim gönül dostluğumuzu, yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Biz Siirt'i, Siirt hemşerilerimizi gerçekten çok özlemiştik. Anlaşılan sizler de bizleri özlediniz. Siirt'e ayak bastığımız andan itibaren bizi bağrına basan tüm hemşehrilerime kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ve dışarıda işte on binlere hitap ettik. Ve bu on binlerdeki heyecanı bugün çok farklı gördüm. Bu sevgi selini çok farklı gördüm. Hepsine teşekkür ediyorum. Tabii Siirt'in eniştesi olmanın gururunu hep yaşadım. Daima yüreğimde hissettim. Bu aziz toprakların bir evladı olmaktan, özellikle mecliste Siirt'i temsil etmekten her zaman onur duydum, iftihar ettim. Ve bu yola milletvekili olarak başladık. Başbakan olduk, cumhurbaşkanı olduk. İnşallah emri hak vaki olana kadar, son nefesimizi verene kadar da bu gururu yaşayacağım. Ne zaman başımız dara düşse, ne zaman birileri önümüze engel çıkarsa, hamdolsun Siirt bize daima evet sahip çıktı. Siirt'in dili ve kalbi Allah kelamıyla nurlanmış, pir-i fanilerimizin duasını, niyazını her zaman üzerimizde hissettik. Sizler AK Parti'nin büyük ve güçlü Türkiye mücadelesine destek verdiniz. Buradan yola çıktık. Ve hatırlayın, ilk oylamada Siirt'te %85'le bu kardeşinizi parlamentoya gönderdiniz. Sizler en kritik dönemdeki dayanışmanızla ülkemizin önünde yepyeni yollar, yepyeni kulvarlar açtınız. Elbette biz 26 Nisan, 16 Nisan halk oylamasında Siirt'ten çok daha farklı bir sonuç bekliyorduk. Maalesef olmadı. Biz Siirt'in Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine şöyle tarihe geçecek çok güçlü bir destek vermesini arzu ediyorduk. Her ne kadar Tillo, Şirvan, Pervari ve Baykan'da beklediğimiz neticeler çıksa da maalesef il genelinde evet oyları %48'de kaldı.
O bizi üzdü. Şimdi diyorum ki özellikle Tillo ve Şirvan %80'in üzerinde oy oranlarıyla Türkiye'de en çok evet oyu verdik 100 ilçemiz arasına girdi. Ben buradan ahde vefaları için kendilerine teşekkürü bir borç biliyorum. Şimdi önümüzde 2019 seçimleri var. Türkiye 2019'da siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden birine sahne olacak. Önce Mart seçimleri, ardından milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkemizi geleceğe taşıyacak kadroları belirleyecek. Ekonomik başarılarımızın, siyasi özgürlüklerimizin, temel hak ve hürriyetler alanında elde ettiğimiz kazanımlarımızın devamı için 2019 adeta bir milat olacak. Türkiye'nin 2019 sınavından da alnının akıyla çıkmaktan başka şansı yoktur. Türkiye 2019'dan alacağı kuvvet, cesaret ve özgüvenle 2023'e, daha sonra 2053 ve 2071'e yürüyecektir. Alparslan'ın torunları olarak 2071'e yürümeye hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Maşallah, öyleyse çok çalışacağız. Bu zorlu yolculukta sizlere, siz Siirt hemşerilerime çok önemli görevler düşüyor. Biz 2019 seçimlerinde Siirt'ten bu şehrin tarihine, kültürüne, şanına yaraşır bir tablo bekliyoruz. Biz Siirt'ten istikbaline sıkı sıkıya sahip çıkmasını istiyoruz. Tıpkı Tillo ve Şirvan gibi diğer bütün ilçelerimizin de 2019'da sandıkları patlatmasını arzu ediyoruz. İnşallah bu zamana kadar durdurak bilmeden çalışacak, koşturacak Siirt'i tekrar milli iradenin kutup yıldızı yapacağız. Siirt'i yeniden tüm Türkiye'ye ilham veren, yol gösteren şehirlerimizden biri haline getireceğiz. Ben bugün salondaki dava arkadaşlarıma, özellikle tüm Siirtli kardeşlerimden bir söz almak istiyorum. Buna hazır mıyız? Şöyle ana kademeyi bir göreyim bakayım. Ana kademe. Bir ayağa kalksın. 2019 için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Çok iyi olmadı ya. 2019 için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Maşallah. Şimdi oldu. Buyurun. Ben sizlerle gurur duyuyorum. İnşallah bir mahcup etmeyeceksiniz. Hanımlar, şimdi sizleri bir görelim bakalım. Hanımlar nerede? Maşallah. Şimdi hanımlar ana kademeyi bastırırsa şaşmayın. 2019 için kapı kapı dolaşarak Siirt'in hanımlarıyla buluşmaya var mıyız? Var mıyız? Maşallah. Şimdi gelelim gençlere. Gençler nerede? Oo, maşallah. Gençler, 2019 için lise son sınıf, üniversitele, bütün buralardaki arkadaşlarınızla tek tek görüşmeye, buluşmaya var mıyız? Evet. Gençlik bu işi bitirir. Gençler, inşallah 2 yılı bulmaz. Zira YÖK'ten karar çıktı ve
Siirt Üniversitesi'ne tıp fakültesini de kuruyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın eğitim araştırma hastanesini tıp fakültesine afiliye yapacağız ve böylece artık tıp konusunu Siirt'te halledeceğiz. Tamam. Öyleyse daha çok çalışacağız. Bunu bilmeyenlere de anlatacağız. Çünkü birçok genç Siirt'te ne yapılıyor haberi yok. Bu üniversiteyi burada kimler kurdu? Kimler kurdu? Bak siz de bilmiyorsunuz. Biz geldiğimizde Siirt'te üniversite var mıydı? Üniversiteyi biz kurduk. Çünkü Siirt'in gençlerinin Türkiye'nin bir başka ucuna gitmesine gönlümüz razı değildi. Biz dedik ki üniversiteyi buraya getirelim. Ve burada üniversiteyi kurduk. Allah nazardan, kemiği özlerden saklasın. Rabbim bu coşkuyu, bu muhabbeti, bu heyecanı daim ve kaim eylesin. Değerli hemşehrilerim, biz birileri gibi istismar siyaseti, gerilim ve çatışma siyaseti değil, hizmet ve proje siyaseti gidiyoruz. Bugüne kadar asla hamaset yapmadık. Popülist siyasete prim vermedik. Birkaç oy daha fazla alacağız diye orta ve uzun vadede milletimize zarar verecek politikalara hiçbir zaman tevessül etmedik. Ülkemizin menfaati neyi gerektiriyorsa onu hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduk. Partimizin değil, milletimizin geleceğini düşünerek hesabi değil, hasbi bir şekilde çalıştık, çabaladık. Bizden önceki bazı idarecilerin kimi popülist hatalarına düşmemek için çok dikkatli hareket ettik. İstiklal şairimiz Mehmet Akif ne güzel söylemiş. Geçmişten adam hisse kaparmış. Ne masal şey. 5000 senelik kıssa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Evet. Mesele bu. Gençler, gençler, tarihten ibret alınsa tekerrür eder mi? O kadar. İbret alınmayan, ders çıkarılmayan tarih ise tekerrür eder. Şimdi bunu niye okudular? Bizi bir daha götürsünler diye mi? Tamam, tamam. Gençler, beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Onun için beraber yürüyeceğiz. Bak, bak. Fırat Kalkanı harekatını gördük değil mi? Arkasından Afrin harekatını gördük değil mi? İşte salona girerken bakayım son durum nedir diye bir alayım dedim. Aldım ki Afrin'le ilgili son durum hamdolsun etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4017 oldu. Peki, peki Kuzey Irak'ta ne oldu? Hakuk'ta, Zao'da ne oldu? Orada da etkisiz hale getirilenlerin sayısı
327 oldu. Bitmedi. Yurt içinde, Gabar'da, Cudi'de, Tunceli'de vesaire vesaire. Ne oldu? 154. Ne dedik? Nereye kaçarsanız kaçın. Nereye girerseniz girin. Biz de orada olacağız. Biz Siirt'in huzurunu kaçıranları kovalayacağız. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Siirt'i bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Yeter ki Siirt dimdik ayakta dursun. Nitekim bizden önce devleti yönetenlerin önemli bir kısmı geçmiş hatalarından ders almadılar. Şimdi gençler, tabii biz devamlı toplantılarımızı yapıyoruz. İhtiyaç olduğu anda önce ben yola çıkacağım, ondan sonra da sizi çağıracağım. Tamam? Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Şair böyle diyor. Kardeşlerim, bizden önce gerçekten yönetenler hiç mi hiç geçmişten ibret almadılar. Onlar popülizme kurban ettiler ülkeyi. Kimi zaman beceriksizlikleri, kimi zaman vizyonsuzlukları, kimi zaman cesaretsizlikleri sebebiyle milletimize ağır faturalar miras bıraktılar. Burada yaşı 50'nin üstünde olan vatandaşlarımız çok iyi hatırlar. Bir dönem ülkede kıyak emeklilik diye bir şey çıkardılar. Hatırlayın. Şu anki ana muhalefetin başındaki zat o zaman neydi? SSK'nın genel müdürüydü. 8 yıl boyunca da bu kurumun başında genel müdürlük yaptı. İşte bu dönemde bu zatın da katkı sunduğu bir düzenlemeyle 34-35 yaşında insanlara emekli olma hakkı tanındı. Bay Kemal, sen yaptın bu işleri. Düşünebiliyor musunuz? İnsanın en verimli, en üretken yaşları olan 40'lı yaşlara bile varmadan yüz binlerce vatandaşımız emekliye sevk edildi. Ya bunun bedelinin ne olduğunun hesabını yapıyor musun? Bakınız, o dönem bizden kat be kat zengin Avrupa ülkelerinde insanlar 55-60 yaşına kadar çalışırken, üretirken, ekonomiye katkı sağlarken biz 35 yaşındaki insanları emekli ettik. Peki vizyonsuz siyasetçilerle bürokratların günü kurtarmak için çektiği bu kıyağın faturasını kim ödedi? Elbette devletiyle, milletiyle biz ödedik. Halen de ödüyoruz. Bu beceriksiz, bu kifayetsiz genel müdürün basiretsizliği sebebiyle soyup soğana çevrilen SSK'yı yeniden ayağa biz kaldırdık, biz. Aynı işi yapan kurumları bir araya toplayarak hem vatandaşımızın mağduriyetini önledik, hem de hizmet kalitesini artırdık. SSK'ya bağlı hastaneler pislik içinde yüzerken bu zat rahmetli Savaş Ay'ın programında pişkince sırıtıyordu. Sorumluluğu altındaki kurumlarda vatandaşlarımız dertlerini dinleyecek bir Allah'ın kulunu dahi bulamazken bu zat utanması gereken yerde kameralara gülümsüyordu. Biz o utanç görüntülerine de son verdik. Hastaların sırf borcunu ödeyemediği için rehin alındı. Sağlam girenin hasta çıktı. Sabah 4-5'te sıra kavgalarının yaşandığı düzeni tamamen biz değiştirdik.
Yahu ölü rehin alınır mı? Ya bunlar ölüyü bile rehin aldılar. Eğitimde, sağlıkta, ticarette, üretimde, tarımda, velhasıl bütün alanlarda ülkemizi kalkındırırken, milletimize en iyi, en kaliteli hizmetleri götürürken ana muhalefetin bizi çekmek istediği popülizm tuzağına düşmedik. Ne yaptıysak, hangi adımı attıysak sadece ve sadece milletimizin geleceğini, ülkemizin menfaatini düşünerek yaptık. İnşallah bundan sonra da küçük hesaplar peşinde koşmayacak. Kısa vadeli çıkarlar adına istikbalimizi tehlikeye sürüklemeyeceğiz. SSK'yı batıranların istismar siyasetine prim vermeden Türk ekonomisinin başarısı için gerekli adımları atmayı sürdüreceğiz. Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizi 3,5 kat büyüterek ekonomide dünyada 17. sıraya çıkardık. İşte 2023 hedeflerimize ulaşabilmemiz için bugüne göre ülkemizi inşallah 2 kat daha büyütmemiz gerekiyor. İnşallah onu da başaracak, milletimize verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Kardeşlerim, nasıl ülke satında ana muhalefeti dikkate almadan çalıştıysak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde de meydanı bölücü örgüte bırakmadan hedeflerimize yürüdük. Terörle mücadelemizi hukuk ve demokrasi içinde sürdürerek bölücü terör örgütünün çukur ve hendek üzerinden kurduğu kanlı planı darmadağın ettik. Bir dönem eli kanlı katillerin musallat olduğu, baskı ve şiddetin kol gezdiği ilçelerimizde artık emniyet ve huzur hakim. Şu anda Siirt'te durum nasıl? Nasıl Siirt'te durum? Bir duyayım, sizden duyayım. Nasıl, gece sokaklara çıkabiliyor musunuz? Elhamdülillah. Bir dönem kan ve gözyaşıyla hatırlanan şehirlerimiz hamdolsun bugün kültür, turizm ve eğitim alanındaki başarılarıyla anılıyor. İşte Siirt'te olduğu gibi bir dönem bölücü örgütün kasasına akan gelirler şimdi vatandaşlarımıza hizmet, eser ve proje olarak geri dönüyor. Artık vatandaşlarımızın çoluğunun, çocuğunun rızkından kısarak devlete verdiği vergiler Kandil'deki terör baronlarının cebine gitmiyor. Diyarbakır'dan Mardin'e, Siirt'ten Batman'a kadar tüm illerimiz belediyecilik alanında kendilerine yakışan hizmetlerle tekrar tanışıyor. İşte şimdi helikopterden indik. Buraya gelirken hamdolsun yolların düzenini gördüm. Güzelliğini gördüm. Nereden nereye? Nereden nereye? Demek ki emanet eline verilirse her şey değişiyor. El birliği içinde tesis ettiğimiz bu huzur, güven ve emniyet ikliminin bozulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bölgede yaşayan kardeşlerimizi teröristlerin ve terör elebaşlarının karşısında selam duran kıyafetsizlerin insafına asla terk etmeyeceğiz. Anayasa ve kanunlar çerçevesinde siyaset yapmak isteyen, Türkiye'nin kırmızı çizgilerine saygı gösteren herkese meclisin kapısı sonuna kadar açıktır. Adı, sanı, ünvanı, makamı ne olursa olsun hiç kimse kendini hukukun üstünde göremez. Hele hele milletin verdiği yetki bir avuç teröriste 3-5 çapulcuya asla peşkeş çekemez. Kim bunu yapıyorsa, kim bu milletin emanetine ihanet ediyorsa karşısında devleti bulur, yargıyı bulur
güvenlik güçlerini bulur. Gençler, her kim Gazi Meclis'in çatısı altında milletvekilliği yapmak yerine terör seviciliği, terör yandaşlığı yapıyorsa karşısında bizatihi milletin kendisini bulur. Terörle, terörizmle ve şiddetle arasına mesafe koymayanın yeri kimse kusura bakmasın parlamento değildir. Belediyenin kepçesini, kamyonunu, aracını, imkanlarını, sokak çetelerinin emrine verenlerin yeri de başkanlık koltuğu değildir. Bu milletin tek bir kuruşunun dahi bölücü örgütün kasasına gitmesine izin veremeyiz. Bu ülkenin imkanlarıyla devlet ve millet düşmanlarının serpilmesine, palazlandırılmasına, vatandaşlarımıza musallat edilmesine asla göz yumamayız. Kardeşlerim, biz meseleye bu şekilde yaklaşıyoruz. Milletin emanetini namusumuz bilip canımız pahasına korumanın mücadelesini veriyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan, etnik, siyasi, dini ve kültürel kimliğine bakmadan 81 milyonun tamamına hizmet götürmeye çalışıyoruz. Kardeşlerim, benim için Türk benim kardeşimdir. Arap, o da benim kardeşimdir. Kürt, o da benim kardeşimdir. Zaza, o da benim kardeşimdir. Laz, o da benim kardeşimdir. Bu ülkede 81 milyon benim kardeşimdir. Niye? Yahu bizi Allah yaratmadı mı? Ve biz yaradılanı yaradandan ötürü sevmeye mecbur değil miyiz? Öyleyse bu ayrım niye? Hiç kimse Türk'ü Arap'a, Arap'ı Kürt'e, Laz'a, Çerkez'e üstün kılamaz. Üstünlük ittika iledir, takva iledir. Onu da kim ölçer biçer? Rabbim. Onun için hiç kimse benim aşiretim, benim akrabam, benim şuyum buyum filan, bırakın bu işi. Ya hepimiz bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti'nin çatısı altında bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. Mesele bu. Mesele bu. Bunu başaracağız. Ve birbirimizi böyle seveceğiz. Maşallah. Gençler, çok çalışacağız ha. Tamam. İşte bu anlayışta. Son 15 yılda Siirt'te ne kadar harcama yaptık biliyor musunuz? 6,5 katrilyon Siirt'e yatırım yaptık. 6,5 katrilyon. Eğitimde 2000 yeni derslik yaptık. Siirtli çocuklarımız okula gidebilsin diye ailelerine 187 trilyon eğitim desteği verdik. Bugün 14 bin öğrencisi olan Siirt Üniversitemizi hamdolsun ilimize kazandırdık. Az önce yeni müjdeyi de verdik. İnşallah yakın bir zamanda, 2 yıl içinde tıp fakültesi de olacak. 3824 kişilik yüksek öğrenim yurtları açtık. Sağlıkta 300 yataklı Siirt Devlet Hastanesi ve 100 yataklı Kurtalan Devlet Hastanesi'nin de içinde olduğu 15 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Halen 13 adet sağlık tesisimizin yapımı, 7 adet sağlık tesisimizin ise proje, ihale ve arsa çalışmaları devam ediyor.
Siirt'e 2002 yılına kadar sadece, bu çok önemli, ya 7 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Düşünebiliyor musunuz? Biz 15 yılda buna 118 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. 7 kilometre 79 senede, 15 senede işte bu. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Maşallah. Başarılarınız daim olsun. Ilısu Barajı etki alanında kalan tarihi köprülerden Orman Ardı Köprüsü ile Eğlence, Nasreddin ve Kezer köprülerinin restorasyonunu yaparak ihya ettik. Ilısu, Ilısu ses getirecek. Bunu da teröristler istemiyordu. Niye? Çünkü Ilısu Barajı onların geçiş yollarını kesiyordu. Ah, ah. Ayrıca 6 adet yeni köprü yaptık. Toplam maliyeti yaklaşık 1,5 katrilyon lira olan 9 adet ulaştırma projemizin yapımı devam ediyor. Projesi içinde 6 kavşak ve 2 köprü olan Siirt Eruh yolunun yapımı devam ediyor. İnşallah projenin tamamı 2 yıl içinde tamamlanıyor. Aynı şekilde hızla yapımı süren Silvan Malabadi Haydar Köprü yolu da 2 yıl içinde tamamlanıyor. Siirt Kurtalan Yeni Demiryolu hattının proje çalışmaları devam ediyor. 3 yıl önce geldiğimizde buradan Siirt'e ikinci bir havalimanı yapacağımızı söylemiştik. Bir dakika, bir dakika. Yani mevcut havalimanının dışında ikinci bir havalimanı değil ha. Öyle havaya girmeyin. Yaptığımız çalışmalar sonucunda mevcut Siirt havalimanımızın pistinin uzatılarak, iyileştirilerek hava trafiğine açılmasına karar verdik. Şu anda yapılıyor. Henüz bitmedi. Zaten bitmiş olsaydı bugün oraya inecektik. Bitmediği için Batman'a indik. İnşallah bittiği andan itibaren inişlerimiz, kalkışlarımız oradan olacak. Ve bu yaz mevsiminde seferler başlayacak. Siirt'in uzun vadeli içme suyu problemini çözmek için 4 içme suyu tesisini hizmete aldık. Geçtiğimiz 15 yılda, bak burası da önemli. Bay Kemal bunu da bilmiyor. Bütçede konuşuyor, diyor ki çiftçiler ağlıyor diyor. Bir kuruş destek almıyorlar diyor. Geçtiğimiz 15 yılda Siirtli çiftçilerimize toplamda 436 trilyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Ah ah, yalan makinesi ah. Öyle. İnşallah önümüzdeki dönemde Siirt'i yeni ve daha büyük hizmetlerle, yatırımlarla, projelerle buluşturmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, Türkiye demokraside ve ekonomide güçlendikçe kendimize olan güvenimiz de artıyor. Bu durum ülkemizin ve bölgemizin geleceğiyle ilgili kararlarda kendi irademizi daha kararlı şekilde ortaya koymamıza imkan sağlıyor. Tabii bu tablo önümüze çıkan engellerin, ülkemize hedef alan saldırıların çapının da büyümesine yol açıyor. Onlar saldırdıkça Türkiye olarak, 81 milyon olarak biz daha sıkı kenetleniyoruz. Geçmişte 3-5 milyar dolarlık spekülasyonla Türk ekonomisini esir alanlar bugün 10 katı, 20 katı büyüklüğündeki rakamları ortaya sürüyorlar ama istedikleri neticeyi alamıyorlar. Öyle olunca da adeta kuduruyorlar. Olmadık yerlerden, olmadık bahanelerle saldırıyorlar. Biz terör örgütlerine karşı dünyanın görmediği, cesaret edemediği bir mücadele veriyoruz. Onlar ise bizi destekleyecekleri yerde
terör örgütlerinin ağzıyla ve talepleriyle karşımıza dikiliyorlar. Türkiye söz konusu olunca demokrasiden, insan haklarından, meşruiyetten, özgürlüklerden dem vuruyorlar. Kendi çıkarları söz konusu olunca terör örgütleriyle yan yana yol yürümekten geri durmuyorlar. İşte teröristleri Elize Sarayı'nda ağırlayacak kadar hedeften sapıyorlar. Ondan sonra kalkıyor, bana akıl verme. O aklı sen kendine sakla ya. O aklı sen kendine sakla. Önce madem ki terör örgütlerine karşısın, bizim yanımızda olacaksın. Ha bilmezsen, bilesin ki her zaman bu terör örgütleri senin başına artacak. Her gün ülkemize hedef alan terör saldırıları konusunda tek bir samimi söz söylediklerini duymadığımız Batı ülkeleri, Türkiye'nin meşru gerekçelerle yürüttüğü operasyonlarını engellemek için 40 tak dağıtıyorlar. İşte o tünelleri televizyonlarda izlediniz değil mi? Bunların içinden kamyonlar bile geçebiliyor. Peki bunun çimentosu nereden? Nihat Efendi, Kurtalan Nihat Bey'in çimento fabrikasından değil ha. Nereden geliyor biliyor musun? Fransa'da, hayır Fransa değil. Fransa'da değil, hemen bu tünellerin yapıldığı yerin doğusunda Lafarge'ın çimento tesisleri var. Oradan alıyorlar. Ve oradan mikserlerle gelip orada döküyorlar. Utanmadan, sıkılmadan da konuşuyorlar. Ve bunlara inşallah bu hesabı yine onlar soracak. Kendi topraklarında mantar tabancası patlasa tüm özgürlükleri askıya alanlar, Türkiye'nin topraklarına yönelik terör saldırılarına cevap vermesine dahi tahammül edemiyorlar. Afganistan'da çok enteresan. Yahu 100 hafızlık talebesi katledilirken seslerini çıkarmayanlar, bakıyorsunuz Türkiye'nin ima ettiği teröristlere ağıtlar düzüyorlar. İsrail'in inkar dahi etme gereği duymadan tahammüden katlettiği silahsız Filistinlilerin feryadına kulaklarını tıkayanlar, terör örgütünün destekçilerine kapılarını sonuna kadar açıyorlar. İşte bak, Doğu Guta'da. Ah. Yavruları, yavrucukları yine bugün şehit ettiler. Ve Suriye'deki rejimi hala savunanlar var. Değerli kardeşlerim, bununla da kalmıyoruz. Acımasız bir şekilde biz işte bu ikiyüzlülüğe, işte bu riyakarlığa, işte bu insanlık dışı politikaya isyan ediyoruz. Ey Batı, Doğu Guta'da katledilen, şehit edilen bu yavrulara, bu kadınlara, bu insanlara ne zaman dönüp bakacaksınız da biz size ya bunlar adil davranıyor diyeceğiz. Bölgemizdeki insanlık trajedilerini kendi silah tüccarlarının, kendi iç siyasi hesaplarının, at pazarlığının malzemesi haline dönüştürenlere yazıklar olsun diyorum. Sizin demokrasi anlayışınıza da, insan hakları anlayışınıza da, diplomasi anlayışınıza da yazıklar olsun. Ölümüne yol açtığınız veya seyirci kaldığınız her masumun kanı sizin yüzünüze de, elinize de, tarihinize de, geleceğinize de bulaşmıştır. Artık bu ülkelerin hiçbirinin terör örgütlerinden, terörizmden, terör eylemlerinden şikayet etmeye hakkı kalmamıştır. Çünkü terör virüsünü kendi elleriyle, kendi vücutlarına zerk ediyorlar ama farkında değiller.
Türkiye olarak biz kendi mücadelemizi kendi belirlediğimiz strateji doğrultusunda sonuna kadar yürüteceğiz. Bu mücadelede bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Karşımıza geçip teröristlerin ağzıyla konuşanlara ise cehenneme kadar yolunuz var diyor. Evet, galiba oturmaktan yoruldunuz değil mi? Şöyle bir kalkın bakalım ya. Bir kalkın, kalkın. Şöyle biraz hareketlenelim. Gençler, neydi bu? Neydi bu? Şimdi Rabia'mızda ne var? Tek millet. Tek bayrak, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu dörtlü Rabia'mızı nasıl gerçekleştireceğiz? Buna çok dikkat. Bir olacağız. Sesiniz az. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kongremiz hayırlı olsun. Ve görevi üstlenen kardeşlerime başarılar diliyorum. Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Çok çalışacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kalın sağlıcakla. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Siirt İl Başkanımız Sayın Fuat Özgür Çalapkulu'nu sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Saygıdeğer divana teşekkür ediyor. Kendilerini yerlerine uğurluyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, saygıdeğer divanı yerine alıyoruz.